haftalık abone olan ve yeni videoların altına rüyalarını yazan insanların yorumlarını yer. Cem Yılmaz'ı, Beyza Yener, rüyamda komedyen Cem Yılmaz'ı gördüm, Şahan Gökhan'ı gördüm. Cem Yılmaz yolun karşısında bana gülüyordu. Ben ise yengeme bu işi yapmayacağım, yeni çatal bıçak lastikleri taşımayacağımı söyledim. Cem Yılmaz bu sefer dükkana geldi. Senin Beyza'cığım hayatınla ilgili iş ve konularınla ilgili bir türlü oturtamadığın süreçler var. Bunları toparlaman lazım. Cem Yılmaz'ın hayatında bir ay önce, bir ay içerisinde büyük bir değişim ve iyi bir film anlaşması. Hatta Cem Yılmaz'la Şahan Gökbakar aynı kadroda da olabilir, haberiniz olsun diyorum. Emine Çubukçu, Mine Çubukçu pardon. Mor elbise giyiyorum, çiçekler var, koparıyorum demişsiniz. Sizin de sevineceğiniz çok güzel bir aydınlık süre var. Hacer Ekiz. Elime kına yakıyordum. Aslında kısmetinizi ve rızkınızı yakıyorsunuz. Çok güzel bir paranın sevincini yaşayacaksınız. Lütfen benim rüyamı yorumlar mısınız? Bir kız çocuğu elime geliyor, buzdolabıma çiğ et koyuyor, sonra tekrar sizin hayatınızda çok ciddi sıkıntılar olacak ve büyük gözyaşları dökeceksiniz. Ona göre hazırlıklı olun diyorum. Sibel Kara. Gördüğüm rüya biraz karıştı. İlk önce polisten kaçtım, hapse girdim. Sonra kovalayanlardan biri goril. Ne saçma bir rüya Sibel Kara. Devlet işleriyle ilgili evraklarım var. Bunlar sevinç vardığına kavuşacak. Emine Hanım merhaba. Duygu Dağlı. Öncelikle vakit ayırdığınız için kitabınızı mutlaka Almanya'dan alacağım demişsiniz. Sabaha karşı eski sevgilimin annesini gördüm. Sizin evlilik kısmetinizle ilgili bir türlü toparlanmayan noktalarınız var. Bunlarla uğraşmanız lazım. Üzerinize dua yaz. Ilgaz Güney. Ben rüyamda iki kadın gördüm. Kadın kocaman pastayı camdan atmak istedi. İsterken yandığımı gördüm. Anneme dedim kız başka bir evdeyken bundan gidelim dedim, silah asıldı. Aslında sizin de çok güzel büyük bir anlaşma imzası, tuvalet görmeniz bolluk ve bereket ve ne istiyorsanız kalbinizden olacak ve balık kısmetiniz kapınızda gözüküyor. Özge H. Eski sevgilimi gördüm, üstü toz içindeydi, bana gelmedin, neden beni aramadın, senin yüzünden baba olamadım diye ağlayarak onu öyle görünce ben de ağladım. Çok sevineceksin, eski erkek arkadaşına büyük bir sevinç ve aydınlığa kavuşacaksın ve onunla bir bütünleşme var. Meryem Genç. Rüyamda görüşmediğim görümcemin bana beyaz kağıtta yazı, size görümceniz tarafından kötü enerjiler yapılıyor, evinize dua okutun lütfen. Emine Hanım, beyaz balon uçuruyordum, ben de uçtum ve pembe çiçek diktim, bahçeye yorumlar mısınız? Milana Milana. Sevinç ve mutluluk ve huzur var, sizde istediğiniz her şeyin aydınlanması söz konusu olacak. Burcu Arar, evimizin bahçenizde brokoli ekiyordum. Eski komşularımın ekmiş brokoli ve tekrar toprağa. Toprak bolluk ve bereket. Sizin eski komşunuzda duyacağınız tesadüf gereksiz laflar sizi yıpratabilir. Ama sizin hayatınızda çok güzel bir değişim olacak ve bu değişim sizin için aydınlık. Gizem Varış'la son rüyayı yorumluyorum. Emine Hanım merhaba. Rüyamda kırmızı abiye giymiştim. Üstüne yakışmıştı. Tatsız kum toplamaya poşete koyuyoruz ve vesaire vesaire. Kumlu torbanın içinde kirli ufak. Siz neyiz? Toprak berekettir, maldır, mülktür, ev taşınması, ev yenilenmesi, büyük şeylerin değişimi olacak. Hayatınızda ne istiyorsanız gerçekleşir. Evet, hayvanlarımıza su verelim. Çok sıcak. Her canlıya su vermeyi unutmayın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.